ekranlarının başındaki kıymetli seyircilerimiz, stüdyomuzdaki değerli yarışmacılarımız, kamera arkasındaki çalışma arkadaşlarım, Türkiye'nin ekranına, TRT 1'e, Lingo Türkiye'ye hoş geldiniz efendim. Ben Kemal Uçar, hafta içi her gün Türkiye'nin en çok kazandıran kelime yarışması Lingo Türkiye'de sizlerle beraberim. Ama çok iyi bildiğiniz gibi burada yalnız değilim. Yine çok değerli yarışmacılarımız burada. Birinci masamızda Sümeyye ve Haluk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İkinci masamızda Victoria ve Hakan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim üçüncü masamızda da Gülşen ve Ayça. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birazdan sizlerle sohbet edeceğiz. Daha yakından tanıyacağız. Böyle keyifli muhabbetlerimiz olacak. Ama efendim isterseniz önce yarışmamızı bir kısaca hatırlayalım. Lingo Türkiye'de yarışmacılarımızın tek yapması gereken onlara ilk harfini vereceğimiz lingo kelimeleri doğru tahmin etmeleri. Verdikleri cevaplarda doğru harfler yeşil renge, doğru ama yanlış yerde olan harfler de sarı renge dönecek. Yarışmacılarımızın her bir soruyu cevaplamaları için 5 hakları var ve bunları 10 saniye içinde kullanmak durumundalar. Ama dikkat etmemiz gereken en önemli husus şudur ki efendim. Verdiğimiz cevapların Türk Dil Kurumu'nun güncel sözlüğünde yer alması gerekiyor. Aksi takdirde o sorular için cevaplama hakkımızı kaybediyoruz. Burası önemli. Victoria. Teşekkürler. Birazdan geleceğim. Efendim yarışmacılarımız 3 tur boyunca verdikleri her doğru cevapla birlikte kasalarında bir miktar para ödülü biriktirecekler. Ve finalde kasasında en yüksek miktarı biriktiren ekibimizle birlikte biz burada o paraları kazanma heyecanlarına ortak olacağız. İnanıyorum ki o biriktirdiğimizden daha da fazlasını kazanacağız. O halde anlaştık mı Sümeyye ve Haluk? Anlaştık. Net miyiz efendim? Net. Peki hazır mıyız? Hazırız. Ne duruyoruz? Lingo Türkiye kocaman alkışlarınızla başlasın. Lingo Türkiye'de birinci etapımızdayız ve tabii ki birinci masamızdayız Sümeyye ve Haluk. Ama sevgili seyirciler, eğer siz de derseniz ki keşke Sümeyye ve Haluk'un yerinde biz olsaydık, biz onların yerine gelip yarışsaydık, efendim sizleri de bekleriz. Şu aşağıdaki telefon numarasından ve başvuru adresinden lütfen siz de bize ulaşın. Tıpkı onların yaptığı gibi sizleri de burada aramızda misafir edelim. Ama şimdi onlar burada olduğu için bir dönelim. Hoş geldiniz, sizleri tanıyalım. Hoş bulduk. Hoş bulduk Kemal Bey. Ben Sümeyye Ekici, 30 yaşındayım. İstanbul'da ailemle beraber yaşıyorum. Endüstri mühendisiyim. Özel bir firmada marka yöneticisi olarak çalışıyorum. Şahane. Başvurdum ve geldik. Ne güzel oldu. Onun hikayesini dinleyeceğim. Çok tatlı bir hikayesi var, onu dinleyeceğim. Haluk sen de hoş geldin. Hoş bulduk Kemal Bey. Haluk ben. Haluk Ekici. 34 yaşındayım. İki çocuk babasıyım. Buradan aileme ve eşime selamlar ve sevgiler istiyorum. Allah bağışlasın. Bizden de selamlar. Sağ olun. Aslen Elazığlıyım. İstanbul'da yaşıyorum. Aile şirketimizin başında yönetici olarak çalışmaktayım. Akıllı ev sistemleri üzerine ürün satışı ve uygulamasını yapıyoruz. Bir aile şirketimiz var. Evet, bir aile şirketimiz ama var. Ama Sümeyye kendi dedi ki ben artık okudum, başka bir şirkette çalışayım. Evet, abi diğer abisi gibi kariyerini kendisi aile şirketine değil başka mecralarda. Peki bu sizde bir üzüntü yaratmıyor mu? Elimizde ne güzel bir Sümeyye vardı. Bizim yerimize gidiyor, başka yerlerde çalışıyor. Yani öyle bakmamak lazım. Bizde saygı esastır, sevgi güzel de esastır. Nerede ilerlemek isterse kapı her zaman açıktır. Bizde şahane kapılar hiçbir zaman kapanmaz. Şahaneymiş gerçekten. Bir de efendim gördüğünüz gibi okuyorlar ve başka yerlerde çalışıyor. Bu aile belli ki Türkiye'ye yayılacak. Öyle de bir başarılı bir aile. 5 yıl sonra. 5 yıl sonra. 5 yıl. Haluk çok iddialı. Ama efendim Haluk'un iddialı olmasının bir tatlı tarafı da şu. Haluk yarışmaya gelmek için de çok iddialı ve ısrarlıymış. Nasıl oldu o hikayeyi bir dinleyelim. Evet, ben bir akşam televizyonda kanalları gezerken yarışmanıza ilk defa denk geldim. 3-4 gün üstte izledikten sonra çok hoşuma gitti. Başvurmak istedim. Başvuru yaptım. Ne dönüş güzel olmadı bir hafta boyunca. Eşimle beraber başvurmuştum aslında. Sonra kardeşime mesaj attım. Sen kısmetlisin. Bir de sen başvur benle beraber. Olursa beraber. Mesajda duruyor dedim hala. Haluk bütün tuşlara basmış. Yani çağrılacak. Senle de olmasaydı başka bir arkadaş. Aynen belki de. Mutlaka gelmek istiyordum yani. Gerçekten hoşuma gitti yarışmanın. Eşinin isminin de Sümeyye olmasa o da ayrı güzel. Evet, ikisi de Sümeyye Ekici aslında isim ve soy isim. Eşim gelemezdi muhtemelen. Çünkü 2 tane çocuk, 1 tanesi henüz daha 3 aylık bebek. Onları bırakamaz. Allah bağışlasın. Tekrardan ne güzel olmuş zaten. O zaman Sümeyye'nin kısmeti diyelim. Aynen. Bakacağız. Ya da Sümeyye'lerin kısmeti diyelim efendim. O da doğru. Bugün böyle bir kısmetle geldin Haluk. Peki yarışmada hedefimiz nedir? Hedefimiz büyük ödül almak. Rakam şu an veremiyorum tabii. Yarışma nasıl ilerleyecek bakacağız ama... Diğer masalarımız duysun diye yaptım. Finale geldiler. Oradan büyük ödülü de aldılar. Efendim gördük. İnşallah ilk turdan sonra bizimden ayrılmaz. Ona da bakacağız. Umarım. Ama iddialı görünüyorlar. Allah gönüllerine göre versin. İnşallah efendim. Bol şanslar diliyorum. Teşekkürler. İyi ki buradasınız. Şimdi o zaman istiyorum ki ufaktan böyle yarışmamıza girelim. Hem şu ilk tur heyecanını bir atalım. Var mı Sümeyye bir heyecan?
Yani biraz. Gözlerde biraz var gibi. Abime güvendiğim için çok heyecanlanmamaya çalışıyorum. Haluk çok rahat duruyor efendim. Tıpkı üçüncü masamızdaki Ayça gibi. O da çok rahat duruyor. Evet. Güzel. Şimdi bakacağız birazdan. İnşallah. Birinci etapımızda sizlere 3 tane 4 harfli lingo kelime soracağız. Bildiğiniz üzere bunların her birinin değeri 500 liradır ve sırayla cevap vermek zorunda değiliz. İstiyorsanız başlayalım. Tabii. Hadi bakalım o zaman. Şimdi efendim Sümeyye ve Haluk için birinci etapımızın ilk 4 harfli lingo kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi E ve süremiz başladı. Etek. E-T-E-K. Etek. Elma, E-L-M-A. Elma, deneyelim. M var, orada değil. Emir, E-M-İ-R. Güzel bir deneme. Emir olabilir mi? Tek bir harfe ihtiyacımız var. Emin, E-M-İ-N. Emin geldi seri bir şekilde. Emin olabilir mi? Neden olmasın? Dosta güven, düşmana korku. Haluk'tan hissettiğim şu anda bu. Çok rahat. Emin bir şekilde cevabını da verdi. İlk 500 liraya koyduk. Efendim o zaman hemen gelsin ikinci 4 harfli kelimeleri. Bakalım ilk harfi neymiş? Buyursunlar. İlk harfimiz İ ve süremiz başladı. İğne. İ yumuşak Y, N, E. İğne. Deneyelim. İmla. İ, İ, M, L, A. İmla. Güzel bir deneme. L varmış. Ama nerede? İlik, İ, L, İ, K. İlik. Deneyelim efendim. Neden olmasın? Maşallah şeklinde başladılar. O yüzden ben de hiç onların hızını kesmiyorum. Şimdi Sümeyye ve Haluk için bu etaptaki üçüncü dört harfli lingo kelime geliyor. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi O. Odun. O, D, U, N. Odun. Deneyelim. Maalesef. Olta, O, L, T, A. Olta. A var. Orak, O, R, A, K. Güzel bir deneme. Orak olabilir mi? Maalesef. Ama çok yaklaştık. Ocak, O, C, A, K. Ocak mıdır efendim? Değilmiş. Son hakkımızdır. İyi düşünelim. Opak, O, P, A, K. Opak. O-P-A-K. Neden olmasın? O bakışını bir daha alabilir miyiz Haluk? Evet. Şöyle yaptı. Opak bizim işimiz dedi. Çok da kolay bir kelime değildi. Tebrik ediyorum. Bir yandan ben de bulmaya çalıştığım için. Yani orak ve ocak çıkmayınca ben de bitti. Biraz heyecan olsun istedik. Son hakkımıza bıraktık dedi. Çok da güzel geldik. 3 sorumuzu da cevapladık. Şimdi sırada puzzle kelimemiz var. Efendim bildiğiniz gibi yarışmacılarımıza her etap sonunda onların böyle kasalarını iyice şenlendirmek için bir puzzle kelime soruyoruz. Bu etapımızda bu kelime 9 harfli ve 1000 liradan başlıyor değeri. Harfler çıktıkça ufak ufak değeri düşüyor. Doğru olduğunu düşündüğümüz anda butonumuza davranıyoruz ve kelimemizi yakalıyoruz. Gayet basit. Gayet de güzel bir yerde yakalarsak gayet de güzel bir miktarı kasamıza ekleriz. O halde şimdi Sümeyye ve Haluk için birinci etapın puzzle kelimesi ekrana gelsin. Bakalım ipucu cümlemiz nasılmış? Buyursunlar. Folyonun en yakın arkadaşı diye sormuşuz. İlk harfimizle beraber süre başlar. Alüminyum. Alüminyum olabilir mi? Neden olmasın? Efendim masamız kuvvetli demiştim. Gayet de güzel başladılar. Şık cevaplarla 2350 liraya geldik. Zaten bu etapta ne varsa neredeyse hepsini aldılar. Bakalım nasıl devam edeceğiz. Ama şimdi sıra ikinci masamızda Victoria ve Hakan. Hoş geldiniz. Hemen bir sizleri tanıyalım. Hoş bulduk. Evet. hoş bulduk Kemal Bey. Victoria Çankaya. Ukraynalıyım. Artık Türkiye'de yaşıyorum çünkü evliyim. Ne güzel. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Güzellik uzmanlıyım. Ama artık ev hanımıyım. Evde oturuyorum çünkü artık hamileyim. Öyle mi? Evet. Aa ne güzel. Çok heyecanlı. O yüzden ne kadar? Şu an yeni. 2,5-3 aylık oldu. 2,5-3 aylık maşallah. Evet, yani. Yeni. İnşallah oldu. Sağlıklı bir şekilde kucağınıza alırsınız efendim. İnşallah. Böyle diyor. Böyle. Şimdi özellikle ilk etapta Victoria dedim. Çünkü tam yarışmaya girerken sordum. Aslında Victoria diye mi okumamız lazım?
pasaportta ne yazıyorsa artık öyle. Peki nasıl okunuyor? Okunuşu nasıl? Victoria. Victoria. Evet. O zaman Hakan ben onun ortasını bulurum. Sen nasıl sesleniyorsun genel ben olarak? Ben karıcım diyorum. Sevgili eşim diyorum. Çözümü buldum. Çok evet, güzel. Ben, o zor söyleniyor. Zor birazcık evet. Bizim için. Seni tanıyalım Hakan. İsmim Hakan Çankaya. İstanbul Teknik Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı mezunuyum demeyi çok isterdim ama lise mezunuyum. Evet efendim. Genelde hep böyle derler. Lise mezunuyum, evliyim, komedyenim, sanatçıyım. Gülmeyi ve güldürmeyi seviyorum. Ne güzel. Buraya da eğlenmeye ve renk katmaya geldik eşimle beraber. Tam istediğim gibi. Neler yapıyoruz? Bir sosyal medya hesabımız mı var Hakan? Evet sosyal medya hesabım var. Stand-up gösterileri yapıyorum. Şahane. Taklit yapıyorum ben. Sanatçı taklitleri yapıyorum. Öyle mi? Yüzün üzerinde sanatçı taklitlerim var evet. Çok. İyidir, iyiyimdir. Görecek miyiz ara ara bir şey? Göreceğiz, göreceğiz. İsterseniz görürüz inşallah. Vallahi bekleriz. İnşallah. Hakan'cığım madem böyle bir şey var. Peki Victoria bu evde de taklitler devam ediyor mu? Ediyor. Nasıl peki? Hakan'la yaşamak bu anlamda çok eğlenceli mi? Oluyor. Bazen başka odadan bir ses geliyor. Diyorum kim bu? Anlamadım şimdi. Eşim çalışıyor. Bağıra bağıra taklit yapıyorum da o yüzden. Evde evet. Devamlı biri var. Benim böyle bir yeteneğim olsa her an başka birisi gibi konuşurum. Bir kere devam geldi o diyor. Kim var odada ya dedim. Ben taklit yapayım çalışıyorum dedim o yüzden. Güzel. Victoria'nın da performansını merakla bekliyoruz tabii yarışmadaki. Ama Türkçesi gayet güzel. İyi güzel. Harika oldu. Benden iyi. Çalıştım. Çalıştı. Güzel bir örnek olacak bizler için de. Ne güzel konuşuyorsun valla. Mutlu oluyoruz. Efendim o zaman şimdi bu turda Victoria ve Hakan için ilk dört harfi lingo kelimemiz ekrana gelsin. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi N ve süremiz başladı. Nine. N-I-N-E. Nine. Deneyelim. Güzel bir deneme. Niye. N-I-Y-E. Niye. Evet. N, I, Y, E. Neden olmasın? Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. O zaman şimdi Victoria ve Hakan için efendim bu etaptaki ikinci dört harfli lingo kelime ekrana gelsin. Bakalım ilk harfi neymiş? Buyursunlar. İlk harfimiz D'ymiş efendim. Süremiz başladı. Daha. D-A-H-A. Daha. D-A-H-A. Güzel bir deneme oldu. Dama. D-A-M-A. Dama. Olabilir mi? Neden olmasın? Victoria, daha çok deneme bekliyorum. Çünkü devam edersek çok ihtiyacımız olacak senin de denemelerine. Biliyorsunuz etaplar ilerledikçe. Ama şimdi efendim sırada Victoria ve Hakan için bu etaptaki üçüncü dört harfli kelimemiz var. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi A. Askı. A-S-K-I. Askı. Hemen deneyelim. Atkı. A-T-K-I. Atkı geldi Victoria'dan. Amaç. A-M-A-Ç. Amaç. Deneyelim. Ç'nin yeri doğru. Araç. A-R-A-Ç. Araç. Deneyelim. Şimdi son hakkımızdır. İyi düşünelim. A yok orada. Kullanmadığımız harflerden gelir mi? Ne yazık ki yetişemedik. Avuç. Avuçmuş. Ay aklıma gelmedi. Victoria. Avucumuz kaçtı. Victoria şöyle üzüldü çünkü biraz da nasıl bilelim. Fatih'in hocam bu ne ya? Bunu nasıl bir? Hiç sorun değil. Bu etapımız zaten efendim bildiğiniz üzere ufak nazar boncuğumu hemen masanızın köşesine iliştiriyorum. Şimdi bu eksik kaldığımız yeri puzzle kelimemizle beraber hallederiz. Victoria ve Hakan için birinci etapımızın dokuz harfli bir puzzle kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ipucu cümlemiz nasılmış? Buyursunlar. Badi Ekrem'in Hababam sınıfındaki izcilik rütbesi diye sormuşuz. İlk harfimiz O. Ne iş yapardı orada? Oymakbaşı. Oymakbaşı olabilir mi? Çok güzel bir karakterdir. Orada Şener Şen'in oynadığı Oymakbaşı karakteri. Kemal Sunal'da da harika sahneleri vardır. Hakan. Evet. Çok severim. Evet efendim. Böylece Victoria ve Hakan için bu etapımızı tamamlamış oluyoruz. Ben de her an ne geleceğini bilmediğim için gayet güzel gidiyoruz.
İyi de bir performanstı. 1750 liraya geldik. Tebrik ediyorum ama şimdi sırada 3. masamız var. Gülşen ve Ayça, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Efendim hemen sizleri tanıyalım. Ben Gülşen Oral. Yarışmaya İstanbul Pendik'ten katılıyorum. Evliyim, bir oğlum var. Allah bağışlasın. İstanbul Üniversitesi İktisat mezunuyum. Uzun yıllar borsacılık yaptım. Daha sonra online ticaret yaptım. 2 senedir de evde oturuyorum, ev hanımıyım. Birazcık artık dinleniyorum diye. Evet. Evet. Yani çocuklar da büyüyünce herhalde. Ya bir oğlum var, büyüdü evet. Tamam efendim, birazcık dinlenmek hakkımız. Ayça, aynen, seni tanıyalım. Ayça Turhan, 46 yaşındayım. Ciddi 2 oğlan annesiyim, evet. Maşallah efendim. Pilates eğitmenliği yapıyorum. Sarıyer'de kendime ait özel bir stüdyom var. Sporla iç içe bir hayatım var. Hobilerimin en başında spor gelir. Gençliğinizin kaynağını o zaman spor diyebilir miyiz? Evet, evet, evet. Hani hayat boyu onu felsefe edinmiş durumdayım. Ne güzel. Evet. Ablamla beraber ben önce oldum. Biz çünkü baş başa 5 kız kardeşiz ve bir araya geldiğimizde de en büyük zevkimiz kelime oyunları. Her yerde, hiç önemli değil, mekan, zaman. Ne güzelmiş, 5 kız kardeşsiniz. Evet, evet, evet. Ne güzel. Ne güzel, ne mutlu bize, çok yani şükür. Kalabalık aileye bayılırım, o aileyi düşünemiyorum. Evet, çok işte o yüzden hani kelime oyunlarına ayrı bir tutkumuz da var bu arada. Ne güzel. Ama tabii burada heyecanlıyız, hani ne kadar bizden buradaki çok büyük başarı çok bekliyorlar. Farklı. Tabii hani birazcık haliyle burada olmak hakikaten kolay. Yani kendi aramızdaki oyunlarda şampiyon belli. İkinci kimiz? Keşke bunu ama finalden... burada ne olacak bilmiyorum. Ayşe, keşke bunu finalde söylese. Evet. Şimdi evde seyrederken çünkü. Evet. Onlar da öyle düşünecek ama evet, burada yarışmak biraz ister istemez. Tabii, tabii. Heyecan getiriyor. O 10 saniye evde çok uzunmuş gibi oluyor tabii. Ama... Evde de dakika tutuyoruz, bir dakika. Evde de süreli oynuyoruz bu arada da. Ama şey tabii burası çok ben daha ben inanıyorum başka. Ki burada da güzel bir performans olacaktır. İnşallah. Peki neden Gülşen efendim? Neden diğerleri değil? Çünkü en iyi ikinci en ben. En iyi ikinci o. Bunu özellikle söyletmek istedim. Böylece diğer 3 kız kardeşimiz bakalım neler yaşayacağız evde. Evet, inşallah bakalım. Inşallah. Bol şanslar diliyorum. Teşekkür bence iyi ederiz. Bir yarışma olacak. Çok teşekkür ederiz. Ne kadar güzel gülen yüzleriniz var efendim. Hiç solmasın. Amin. Sizlere amin. De o zaman ilk sorumuzla beraber şöyle bir birinci turdaki o ufak ufak sitesimize atarız. Yarışmaya alışma turudur. Hemen efendim şimdi Gülşen ve Ayça için bu etaptaki ilk 4 harfi lingo kelime ekrana gelsin. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi C ve süremiz var. Cani. Kodlayalım. C-A-N-I. Cani. C-A-N-I. Cefa. C-E-F-A. Güzel bir deneme. Cefa olabilir mi? Ceza. Kodlayalım. C-E-Z-A. Ceza olabilir mi? Neden olmaz? Yarışma dozu gayet yüksek olacak bir gün olduğunu şimdiden hissediyorum. Bence evlerinde seyreden şu anda seyircilerimiz de bunu hissediyordur. İyi başladık efendim. Gülşen ve Ayça için o zaman onların da hızını kesmeden hemen ikinci 4 harfi lingo kelimelerini görelim. Bakalım ilk harfi neymiş, buyursunlar. İlk harfimiz K ve süremiz kapı. Kodla. K-A-P-I. Kapı. K-A-P-I. Var. Küre. K-Ü-R-E. Küre geldi. Olabilir mi? E doğru yerde. Küfe. K-Ü-F-E. Küfe. Deneyelim. Kale. Kale. K-A-L-E. Kale. Deneyelim efendim. Şimdi son hakkımızdır. Şöyle kullanmadığımız... Kile. Kile. Ne kaldı? L-L-M-E. Kafe. Kuşe. Kuşe. Ah, kuşe. Ama kuşe. İlk başta Gülşen'i duyduğum için ah, onu almam gerekecek. Alalım olsun. K-A-F-E. Kafe maalesef değildi. Keleyim. Zaten bulamamışsın. Bazen ikinci harf böyle evet. Sanki bir tane E çıkınca diğeri evet, çıkmayacakmış gibi geliyor. Evet, orada yanıldık. Tekrar çıkmayacaksın. Ama biz denemeye, türetmeye devam edelim. Gayet de güzeldi bu arada. Türettiğimiz kelimeler. Sizin de ufak nazar boncuğunuzu masanızın köşesine iliştirdim. Efendim Gülşen ve Ayça için bu etaptaki 3. 4 harfi lingo kelime ekrana gelsin. Bakalım ilk harfi neymiş, buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi Ş ve süremiz başladı. Şişe. Ş-İ-Ş-E. Şişe. Hemen deneyelim. Şans. Ş-A-N-S. Şans geldi. Ş-A-N-S. A var ama orada değil. Şıra. Ş-I-R-A. Güzel bir deneme. Şıra olabilir mi? Neden olmasın?
Güzel bir denemeydi gerçekten. Evet. Tebrik ediyorum çok efendim. Çok iyiydi, aferin. Şıra cevabıyla beraber kasamızı 1000 liraya getirdik. Şimdi hemen Gülşen ve Ayça için bu etaptaki puzzle kelimemiz ekrana geliyor. İpucu cümlemiz şöyleymiş. Buyursunlar. En romantik çiçekten çıkan renk diye sormuşuz. İlk harfimiz G'dir. Gül kurusu. Gül kurusu. Basalım butonumuza. Gül kurusu. Gül kurusu olabilir mi? Neden olmasın? Dedim ki birkaç harf daha çıkıp hemen oradan zarar etmeyelim. Gül kurusu hemen gelsin dedim. Gayet de güzel oldu. Evet. Gül kurusu cevabıyla 1800 liraya geldik. Efendim Victoria ve Hakan'ın 1750 lirası vardı bu turda. Sümeyye ve Haluk da 2350 lirayla birinci etabı tamamladılar. Demek oluyor ki ikinci etap gayet çekişmeli geçecek. O halde hiç zaman kaybetmeyelim. Lingo Türkiye ikinci etabıyla devam edecek efendim. Lingo Türkiye ikinci etapıyla devam ediyor efendim. Bu etapımıza Victoria ve Hakan'la devam edeceğiz. Çünkü kasamız diğer kasalardan birazcık daha az durumda. Ama göreceksiniz bu etapta rahatlıkla o kasalar yükselecek. Çünkü biliyorsunuz 5 harfli lingo kelimelerimiz olacak ve her birinin değeri 750 liradır. Ayrıca diğer masalarımız şuna dikkat edecekler. Eğer Victoria ve Hakan 5 haklarında bu kelimeyi yakalayamazlarsa veyahut sözlüğümüzde olmayan bir kelime söylerlerse ben butonlar aktif dedikten hemen sonra butonlarımıza davranabiliriz ve onların 750 lirasını kendi kasamıza koyabiliriz. Tabii ki aynı fırsat size de gelecek. Bir de hafif tatsız bir hatırlatmamız var. Bu etabın sonunda kasasında en düşük tutar olan ekibimizle ne yazık ki yollarımızı ayıracağız. O yüzden toplayabildiğimiz kadar kasalarımızı toplayalım ve büyütelim. Ama şimdi Victoria ve Hakan'la bir başlayalım. Başlayalım mı Hakan? Vallahi başlayalım ana. Çok istiyorum başlamayı. Vallahi. Hadi başlayalım. Victoria ve Yıldız Sirbe ile beraber. Bunu beklemiyordum. İkinci etapımıza başlıyoruz. Bol şanslar diliyorum. Efendim gelsin ilk 5 harfli lingo kelimemiz. Bakalım ilk harfi neymiş. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi M ve süremiz başladı. Manda. M-A-N-D-A. Manda. M-A-N-D-A. Güzel oldu. İkinci A'nın yeri neresi acaba? Marul. M-A-R-U-L. Gayet güzel. Deneyelim bakalım bize başka bir harf verecek mi? L'yi verdi. Tebrikler Victoria. Masal. M-A-S-A-L. Masal. Olabilir mi? Neden olmasın? Çok doğru bir şey yaptı Victoria. Bazen çıkan harflere çok fazla takılmadan yeni kelimeler türetmemiz işimize yarıyor. Az önce gördüğümüz gibi efendim. Şimdi o zaman Victoria ve Hakan için bu etaptaki ikinci 5 harfli lingo kelime ekrana gelsin. Bakalım ilk harfi neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi D ve süremiz başladı. Davul. D-A-V-U-L. Davul. Gelsin. V doğru yerde. Hı. Duvak. D-U-V-A-K. Deneyelim efendim duvak. A'nın da yerini bulduk. Hı. Divan. D-I-V-A-N. Güzel bir deneme gibi. Divan olabilir mi? Evet. Neden olmasın? Gayet güzel gidiyoruz. Tebrik ediyorum. Hakan. Efendim bunlar hep cahil cüveyler şeyler. Hocam beğendiniz mi soruyu? Fransız İhtilali'nden sonra efendim bu sorular sorulmaz. Teşekkür ediyorum hocam. Çünkü sizin şu anda belli ki hocam size birkaç saat ayırmamız lazım. Bekliyorum. Efendim şimdi Victoria ve Hakan için bu etaptaki üçüncü 5 harfli lingo kelimemiz ekrana geliyor. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi S ve süremiz başladı. Sedef. S-E-D-E-F. Sedef deneyelim. E doğru yerde. Serap, S-E-R-A-P. Serap, güzel bir deneme. Ama maalesef. Selvi, S-E-L-V-I. Selvi. Gayet güzel bir deneme oldu. Sevil, S-E-V-I-L. Sevil, deneyelim. S-E-V-I-L. Sözlüğümüzde yokmuş Sevil. Butonlarımız aktif dediğim anda tebrik ediyorum, buyursunlar. Olabilir. Sebil.
Sebil. Kodlayalım efendim. S-E-B-I ile. Sebil. S-E-B-I ile. Maalesef değilmiş. Basalım butonumuza. Süremiz ilerlesin. Bir hakkımız var. Siz de basabilirim. Gelir mi? Serli. S-E-R-L-I. Serli. Deneyelim efendim. Serli olabilir mi? Maalesef değilmiş. Neymiş? Sesliymiş. Bir tek ortadaki kaldı. Sonradan mı yakalamıştık Hakan? Aslında L'mizin de yeri 3 aşağı 5 yukarı belliydi. Ben yakalarız diye düşündüm ama birazcık heyecan mı oldu acaba? Diğer masalarımıza da bir fırsat gelmiş oldu ama yakalayamadık. Sevil, evet güzel bir isim aynı zamanda ama sözlüğümüzde ne yazık ki mevcut değilmiş Victoria. Şimdi efendim orayı hemen telafi edecek puzzle kelimemiz ekrana gelsin. Tabii diğer masalarımız da yine aynı şekilde takip edecekler. Victoria ve Hakan için ikinci etabın 10 harfli puzzle kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ipucu cümlemiz nasılmış? Buyursunlar. Kemal Uçar rakibinin sağından attı, solundan geçti diye sormuşuz. Erkaç. İlk harfimiz Ç. Çalımlamak. Çalımlamak olabilir mi? Neden olmasın efendim? Var mı bir spikerimiz elimizde? İlker Yasin var. Çok severim. İyi akşamlar çocuklar. İyi akşamlar Türkiye. Hal çocuklar. Danimarka milli takım kalesinde bir yersen, iki alzen, verzen, bakzen. Böyleydi. İlker hocam 4290 lirayla böylece tamamlamış olduk. Bu arada en güzeli de efendim bilmiyorum siz görebildiniz mi? Gülşen daha süre devam ederken basmaya çalıştı. Evet. Ayşe son anda durdurdu. Dur daha bize gelmedi sıra diye. Teşekkür ediyoruz Ayşe. Çok yerinde bir müdahaleydi. Şimdi efendim siz kendi puzzle'ımızda süremizin içinde güzel bir yerde durdururuz. Bol şanslar diliyorum. Tabii diğer masalarımızda dikkatli bir şekilde takip edecekler. Efendim o zaman şimdi Gülşen ve Ayça için bu etabın ilk 5 harfi lingo kelimesi ekrana geliyor. Buyursunlar. İlk harfimiz K. Kalem. K-A-L-E-M. Kalem geldi hemen denedik. E var orada değil. Keser. K-E-S-E-R. Keser. K-E-S-E-R. E orada da değilmiş. Krema. Kodlayalım. K-R-E-M-A. Krema. Allah'ım. O E nerede? Türetelim bir kelime. Kalem. Onu demiştik ama yine demiştim. De kalemi tekrar koyacağız efendim. Şimdi butonlarımız aktif diğer masalar için. Var mıdır bir denememiz? Varsa süreyi başlatabiliriz. Kalem Victoria basacak mı? Basacağız. Derken Haluk bastı. Gelir mi bir cevap Haluk? Kirve. K-I-R-V-E. Kirve. Deneyelim. Ne yazık ki değil de E'nin yeri orası. Victoria ve Hakan. Basalım butonumuza Victoria. Kepçe. K-E-P-Ç-E. Kepçe. K-E-P-Ç-E. Kepçe olabilir mi? Maalesef o da değilmiş. Neymiş cevabımız? Görelim. Köfteymiş köfte. Efendim. Köfteymiş. Karnımız aç değilse aklımıza gelmiyor. Aslında hiç de zor bir kelime değilmiş. Biz daha zor kelimeleri denedik ama köfte aklımıza gelmedi. Ama en azından iyi tarafından bakalım efendim. Dışarıya da bir şey kaptırmadık. Şimdi Gülşen ve Ayça için bu etaptaki ikinci 5 harfli lingo kelime ekrana gelsin. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi E. Endam. E-N-D-A-M. Ne güzel bir kelimedir endam. Yardımcı da oldu. Efkar. E-F-K-A-R. Efkar. E-F-K-A-R dedik. F de varmış, N de varmış. Ama yerleri neresi? Esnaf. Süper. E-S-N-A-F. Gülşen'in dediği gibi süper bir cevap. Olabilir mi? Neden olur? Gerçekten o kadar içten söyledi ki Gülşen süper diye. Ben de aynı hisseyim. Esnaf cevabıyla beraber kasamız 2550 liraya geldi. Ve şimdi sırada sizin için bu etaptaki üçüncü 5 harfli lingo kelimemiz var. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi H. Haklı. H-A-K-L-I. Haklı. Deneyelim. A doğru yerde. Haram.
H-A-R-A-M. Haram. Deneyelim bakalım efendim, olabilir mi? Maalesef. Türetelim. Hasta. H-A-S-T-A. Hasta. Haber. H-A-B-E-R. Haber geldi Gülşen'den oldukça hızlı bir şekilde. O da değilmiş. Son hakkımızdır, iyi düşünelim. Ne kullanmadık? Hakim. H-A-K-I-M. Hakim. Deneyelim. Şimdi butonlarımız aktif. Hakan. 10 saniyemiz var. Deneyelim, evet. Düşünelim. Haklı. Hazır. Hazır. Yetiştiremedik zaten. Bir de sizden alalım Sümeyye ve Haluk. Var mı? Hanif. H-A-N-I-F. Hanif. Deneyelim efendim. Hanif. H-A-N-I-F. Maalesef değilmiş. Neymiş? Havuzmuş. Nerelere gittik aslında yine? Havuz cevabını yakalayamadık. Hayırlısı. Hayırlısı olsun. Gerçekten öyle. Şu puzzle kelimemizi bilelim. Zaten şimdi Sümeyye ve Haluk'tan da belki gelebilecekler olacaktır. Şimdi efendim Gülşen ve Ayça için bu etabımızdaki puzzle kelimemiz ekrana geliyor. Bakalım ipucu cümlemiz nasılmış? Buyursunlar. Sosyal medya üzerinden aşılmaz duvarlar örmek diye sormuşuz. İlk harfimiz E. Engellemek. Engellemek olabilir mi? Neden olmasın? Gerçekten tebrik ediyorum. Süpersin. Ben henüz soruyu çözümlemeye çalışırken Ayça büyük bir hızla engellemek dedi. 3800 liraya da kasayı getirdik. Birazcık şunu gösteriyor bize kasamız. Bir soruya ihtiyacımız var yan taraftan. Evet. Ama bakalım bırakacaklar mı? Efendim gördünüz. Gayet kendilerine emin şekilde hayır dediler. Ama göreceğiz. O halde hazırsak hemen gelsin. Alırız. Efendim Sümeyye ve Haluk için ikinci etabın ilk 5 harfi lingo kelimesi ekrana geliyor. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi Ç ve süremiz başladı. Çakır. Ç-A-K-I-R. Çakır. Deneyelim. Ç doğru yerde. Çekiç. Ç-E-K-İ-Ç. Çekiç geldi Haluk'tan. Gayet seri bir şekilde. Bu sondaki bakışa bayılıyorum. Bu bakışı genelde var mı Sümeyye? Buraya mı özgü? Var var. Hayatta onun söylediği doğru çıktığı zaman var değil mi? Yanlış olduğu zaman çok nadirdir diyebilirim. Güzel. Efendim bir destek de geldi. Belki ben Sümeyye ile beraber Haluk'un üstüne gideriz dedim ama Sümeyye'den destek de geldi. Ama çok güven veren bir tarafı var. Evet. Sivil'de görüşmek isterim Haluk. Görüşmeyi ben de isterim. Ben şu an evdeki bir rahatım yani. Ne güzel efendim. Vallahi bu şekilde de devam edelim. Sümeyye ve Haluk için bu etaptaki ikinci 5 harfi lingo kelimemiz ekrana geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi R ve süremiz başladı. Ranza. R-A-N-Z-A. Ranza. Deneyelim. Maalesef. Revir. R-E-V-I-R. Revir. Güzel bir deneme. Revir olabilir mi? İyi doğru yerde. Raket. R-A-K-E-T. Raket. En azından süremizde tazelemiş oluruz. Bir de T'yi verdi bize. Şahane oldu. O T nerede? Rutin. R-U-T-İ-N. Rutin deneyelim efendim. T ve İ'nin yeri doğru. İki harf lazım. Ritim. R-I-T-İ-M. Ritim olabilir mi? Neden olmasın? Tebrik ediyorum. O kadar hevesle bekliyordunuz ki. O anı gördüm. Ritim, hatta şöyle bir... Şunlar da geldi. Hiç kaçmıyoruz. Haklı bir şekilde bekliyorsunuz ama gayet güzel. Ama son hakkımızda ritimi güzel bir şekilde, çok şık bir şekilde yakaladık. Efendim ritimlerini hiç bozmayalım. O halde bu etaptaki üçüncü 5 harfi lingo kelimeleri ekrana gelsin. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi B ve süremiz başladı. Batık. B-A-T-I-K. Batık. B-A-T-I-K.
Çok güzel bir kelime oldu. Bakış. B-A-K-I-Ş. Bakış olabilir mi? Değilmiş. Bakım. B-A-K-I-M. Bakım geldi efendim, olabilir mi? Neden olmasın? Yani birçok B ile başlanan kelime söylenebilirken batık diye başlamanız gerçekten takdire şayan. Batık cevabıyla beraber 4600 liraya geldik. O halde şimdi Sümeyye ve Haluk için ikinci etabın puzzle kelimesi ekrana geliyor. İpucu cümlemiz şöyleymiş. Buyursunlar. Fotoğrafçılıkta hızlı bir hareketi çekme yöntemi diye sormuşuz. İlk harfimizle beraber süremiz başlar. Ne deriz buna? Enstantane. Enstantane olabilir mi? Neden olmasın? Enstantane cevabıyla beraber 1900 lira daha ekledik kasamıza. Dışarıya fırsat da vermediler. Hani ödül vermedikleri gibi eller böyle mahzun bir şekilde kaldı. 5500 lira gayet güzel bir rakamdayız. Victoria ve Hakan'ın 4290 liraları var, tebrik ediyorum. Efendim 3800 lirada kaldık. Sağlık olsun. Köfte yemeyeceğim artık. Net. Yani güzel de yarıştık. Dışarıya da aslında bir şey vermedik. Ama orada bir tane soruya kendimizin köfte cevaplaması gerekiyormuş. Evet. Köfte biraz üzdü. Öbürü de havuz muydu? Havuzda hadi neyse de köfte. Köfte birazcık üzdü bizi. İyi ki geldiniz. Evet, biz de çok sevindik. Teşekkür ederiz. Valla ailenin diğer üyelerine de bizden lütfen çok selam iletin. Maalesef çok... laf yiyeceğiz yani. Net, daha çıkışta başlayacak. Ben onu düşünmemiştim ama doğru. Olsun, yine de bizden çok selamlar. Aleyküm selam, teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın efendim. Siz de öyle. Hoşça kalın diyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz Gülşen ve Ayça'ya. Efendim biz Victoria, Hakan, Sümeyye ve Haluk'la beraber üçüncü etapla devam edeceğiz. Üçüncü etapımızdayız ve efendim bu etapımıza Victoria ve Hakan'la başlayacağız. Birazcık daha kasamız arkada. Ama gördüğünüz gibi ilk turdan sonra burada kalmayı başardınız. Hayret. Siz de tebrik ediyoruz, zaten çok güzel performans geldi şimdiye kadar. Ama bildiğiniz gibi bu etapta efendim iki tane dört harfli, iki tane beş harfli lingo kelime soracağız. Takım oyunu olmayacak. Yani Victoria burada yalnız başına cevaplar vereceksin. İnanıyorum ki güzel cevaplar gelecek. Sana inanıyorum kardeşim. Şimdi efendim bir aramızda konuşalım. Kim dört harfli kelimeleri oynayacak, kim beş harfli kelimeleri. Sonra bana kararlarınızı söylersiniz. Ben beşli oynarım. Baktık. Kardeşim dört harfli kelimelerde yarışacak. Ben beş harfli kelimelerde. Haluk oldukça hızlı. Sadece bakıştan söyle kardeşim. Dört harfliler Sümeyye'de. Beş harfliler sende Haluk. Sizde durumlar nasıl? Ben de dört harf. Dört harfliler Victoria'da. Beş harfliler Hakan'da. Gayet güzel. O zaman şimdi Sümeyye ve Victoria lütfen siz masalarınızda kalın. Sizleri arkaya doğru alayım. Hakan ve Haluk. Başarılar. Victoria, seninle başlayacağız. Şimdi bu etapta dört harfli lingo kelimemiz gelecek. Sen eğer beş hakkında bulamazsan veyahut olmayan, sözlükte olmayan bir kelime söylersen Sümeyye'ye döneceğiz ve cevabı ondan bulmaya çalışacağız. Tabii ki aynı şey sonra senin için de geçerli olacak. Her bir sorumuzun değeri 1000 liradan başlar. Her denememizde birazcık değer kaybeder. Sonra da puzzle kelimemiz gelecek ortak. Onun da değeri tek başına 2000 liradır. İkinize de bol şanslar diliyorum. O zaman efendim şimdi Victoria için bu etabın ilk dört harfli lingo kelimesi ekrana gelsin. Bakalım ilk harfi neymiş? Buyursunlar. İlk harfimiz O ve süremiz başladı. Ömür. Ömür. O-M-Ü-R. O ile başlayacaktık ama ömür dedik. Olmadı. Maalesef değil. Sağlık olsun. Şimdi Sümeyye 4 deneme şansımız var. Olta, O-L-T-A. Olta. Görelim efendim. L doğru yerde. Oluş, O-L-U-Ş. Oluş olabilir mi? Ne yazık ki değilmiş ama U da geldi. Olum, O-L-U-M. Olum, O-L-U-M. Olabilir mi olum? Ne yazık ki sözlüğümüzde yokmuş. Olurmuş.
Daha kolay bir kelimeymiş aslında. Victoria, ufak bir şanssızlık diyelim. Evet. Oluyor. Dikkatten kaçıyor bazen. Şimdi onu telafi ederiz. Sen de dikkatle takip edeceksin. Sümeyye için bu etaptaki ilk 4 harfli lingo kelime ekrana gelsin efendim. Bakalım ilk harfi neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi A. Süremiz başladı. Alan. A-L. A-N-E. Alan. A'nın yeri doğru. Akar. A-K-A-R. Akar. A-K-A-R. Gelir mi? Aşım. A-Ş-I-M. Aşım. A-Ş-I-M. En azından süreyi tazeledik. Şeyi de verdi bize. Ne olabilir? Alaş. A-L-A-Ş. Alaş. A-L-A-Ş. Sözlüğümüzde ne yazık ki yoktu. Bir deneme hakkımız var Victoria. Ş nerede olabilir? Ne yazık ki gelmedi. Ben de bulamadım. Adaş'mış. Var mıydı Haluk? Adaş. Ataş vardı bende. Vallahi ben de Adaş'ı bulamamıştım. Ataş yoktu. Yakalayamadık. Çok kolay bir kelime değildi. Ne yazık ki burada benim en mutlu olmadığım şey oldu. Efendim lütfen bu miktarları bize bırakmayın. Kendi kasalarımıza ekleyelim. Lütfen rica ediyorum. O halde efendim şimdi Victoria için bu etaptaki ikinci ve son 4 harfi lingo kelime ekrana gelsin. Bakalım ilk harfi neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi R. Rota. R-O-T-A. Rota. Güzel bir deneme. R-O-T-A. Ama maalesef. Roka. Roka. R-O-K-A. R-O-K-A. K varmış Victoria ama orada değil. O K nerede olabilir? Maalesef yetiştiremedik. Sümeyye. Risk. R-I-S-K. Risk. Güzel bir deneme olabilir mi? Neden olmasın? Çok kolay olmadı o K'yi. Aslında yeri 3 aşağı 5 yukarı belliydi. Belki dedim yakalayabiliriz ama bu Sümeyye için iyi bir cevap oldu. Şimdi efendim Sümeyye için bu etaptaki son 4 harfi lingo kelime ekrana geliyor. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi E. Elma. E-L-M-A. Elma dedik ama maalesef. Ekin. E-K-İ-N. Ekin. İyi bir deneme. Erik. E-R-İ-K. Erik olabilir mi? Ne yazık ki değilmiş. Eşik. E-Ş-İ-K. Güzel bir deneme gibi. Eşik olabilir mi? O da değilmiş efendim. Tek bir harf lazım. Etik. E-T-İ-K. Etik olabilir mi? Olsun artık. Ne yazık ki değilmiş. Victoria, bir deneme şansımız var. Emik. E-M-İ-K. Emik. E-M-İ-K. Emik olabilir mi? Ne yazık ki değilmiş. Eğikmiş. Ben de acaba enik midir diye düşünmüştüm. Evet, ezik anladım ben. Eğikmiş. Ezik de aslında evet denenebilirdi. Bu birazcık şanssızlık bu kelime. Yani çünkü bir sürü de deneme yaptık. Ama ne yazık ki efendim iki masamıza da buradan bir şey veremedik. Şimdi iki masamız için ortak puzzle kelimemiz ekrana gelecek. İpucu cümlemizi göreceğiz. İlk harfimiz çıktığı anda butonumuza basabiliriz. Eğer cevabı yakaladıysak. 11 harfli puzzle kelimemiz ekrana geliyor. Bakalım ipucu cümlemiz nasılmış? Buyursunlar. Sırrımı sana söyleyeceğime radyoda anons ettiririm demişiz. Ne olabilir ilk harfimizde? Bulabilir miyiz? Radyoda anons ettirsem daha iyi. Boş boğazlık. Boş boğazlık. Neden olmasın? Güzel bir ipucu cümlesi vardı. Boş boğazlık cevabıyla kasamıza 1000 lira daha koyduk. Var mıydı bu kelime Victoria sende?
Hiç yok muydu? Yok. Bazı hani insanlar gerçekten ne söylersen hemen duyarsın ya başka yerden. Onlar için kullanılabilecek bir kelimeydi. Fena değildik ama çok kasayı ilerletemedik. Sümeyye'ye iyi gittik. Şimdi efendim Hakan ben o işi hallederim dedi. O halde Victoria'yı ve Sümeyye'yi arkaya doğru uğurlayalım. Haluk ve Hakan'ı masalara davet edelim. Hakan hocam sizinle başlayacağız. Nasıl kelimeler gelir? Ya şimdi hoca pozisyon belli ya. Hanım hiçbirini bilemedi arkadaş. Canı sağ olsun. Hocam arada birazcık fark var. Kapatabilir miyiz? Vallahi hoca. Kapatır mıyız bilmiyoruz arkadaş. Deneyelim. Yapacağız ya. Deneyelim. Efendim gerçekten buradaymış gibi. Erman hocası selamlar olsun. Şimdi 4290 liradayız. 7100 liradalar. İyi bir performansa ihtiyacımız var Hakan. Rahatlıkla kapanabilecek bir fark. Şahane kasa yapabiliriz Haluk. İkinize de bol şanslar diliyorum. Hakan için bu etaptaki ilk 5 harfi lingo kelimemiz ekrana gelsin. Buyursunlar. İlk harfimiz Ç. Çemen. Ç-E-M-E-N. Çemen deneyelim. Güzel bir deneme oldu. Çevre. Ç-E-V-R-E. Çevre. E'nin yerini bulduk. İkinci E'nin M nerede olabilir? Çeşme. Ç-E-Ş-M-E. Çeşme olabilir mi? Neden olmasın? Sizde de şey oluyor mu? Taklitten sonra normal konuşmaya geçince ben ilk başta bir yabancılaşıyorum. Kim ya o? İlber hocam fena değildi Çeşme cevabı. Bunlar çok kolay kardeşim. Vallahi Fransa'da böyle bir şey yok. Yok gerçekten. 4890 liraya geldik. Hocam tebrik ediyorum. İyi yerdeyiz. Şimdi bakalım Haluk ne yapacak? Sana bir fırsat gönderecek mi? Göreceğiz. Haluk için bu etaptaki ilk 5 harfi lingo kelimemiz ekrana geliyor. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi A. Aşırı. A-Ş-I-R-I. Aşırı deneyelim. Armut. A-R-M-U-T. Armut deneyelim efendim. Maalesef. Aslan. A-S-L-A-N. Aslan. Yine güzel bir deneme. Ama buradan da bir şey yakalayamadık. Akrep. A-K-R-E-P. Akrep deneyelim. Bir E varmış. Ama nerede? Son hakkımızdır. Yok. Maalesef gelmedi. Bir cevap hakkımız var Hakan. Süremiz 10 saniye. Bir E'miz var ama yeri belli. Acemi. A-C-E-M-I. Oluyor mu? Acemi deneyelim. Ne yazık ki değilmiş. Aslında yaklaştıran da bir cevaptı ama görelim efendim. Azami. Abiye. Abiye. Abiye'ymiş. Bize zor gelir bayanların işi. Gerçekten bana da zor geldi. Abiye asla hayal edemeyeceğim bir kelime abi, oldu. Abi. Ama acemi mesela senden gelseydi Haluk. Bir iki harf belki, ilerleyebilirdim. Evet, abiye'ye yürüyebilirdik. Ya da bir hakkımız daha olsaydı belki de Hakan. Tabii. Abiye cevabı efendim ne yazık ki sizin kasalarınıza bir şey katamadı. Bize bıraktı lütfen bırakmayalım. Rica ediyorum. Hakan yine güzel bir yerde yakalayalım olur mu? Yetiştik mi? Neredeyse. Ama iyi bir yerde yakalamaya ihtiyacımız var. Efendim şimdi Hakan için bu etaptaki belki de yarışmadaki son 5 harfi lingo kelime ekrana geliyor. Buyursunlar. İlk harfimiz İ'ymiş. İslam. İ-S-L-A-M. İslam deneyelim. L ve A var ama orada değiller. İlahi. İ-L-A-H-İ. İlahi deneyelim. İlk üç harfe yakaladık. Çok güzel. Ne olabilir? Ah çok güzel getirmiştik. İki hakkımız var Haluk. İrade. İ-R-A-D-E. İrade. Deneyelim dedi ilk başta Haluk. Sondaki E'yi de yakaladık. İlave. İ-L-A-V-E. İlave olabilir mi? Neden olmasın? İlave cevabıyla beraber 7300 liraya geldik. Hakan, ilaveyi yakalardık. Sevgili gün dostları,
olmadığı olmuyor. Orhan Baba. Efendim ne geleceğini o kadar bilmiyorum ki. Orhan Baba sen de haklısın. Ama ilave gelmedi. Daha güzel bir dünya için, barış için, kardeşlik için, dostluk için bir şey demeyeceğim. Moraller de bozuldu ama. Yeah. Efendim harikasın Hakan. O halde şimdi Haluk için bu etaptaki son 5 harfli lingo kelime gelsin efendim. Bakalım ilk harfi neymiş, buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi K. Kader, K-A-D-E-R. Kader, deneyelim. R var, orada değil. Kirli, K-I-R-L-I. Kirli, olabilir mi? İ var ama R orada değil. Kesir, K-E-S-I-R. İyi bir deneme yaptık, süreyi de tazeledik. Kesir, süre için yardımcı oldu. Kalem, K-A-L-E-M. Kalem dedik, başka bir harf gelir mi diye. Ne yazık ki yardımcı olmadı. İ'miz doğru yerde, R'miz nerede? Yok. Ne yazık ki gelmedi. Hakan bir deneme şansımız var. Kutsi. Alayım. Kutsi. K-U-T-S-I. Kutsi. Ya aklıma geldi. Efendim Kutsi ne yazık ki değildi. Yani acaba ben bir anda Kutsi deyince tabii ki kutsal demek olduğunu biliyorum ama. Kroki. Kroki'ymiş. Hayatta bilemem. Klişe yani o kadar beklemiyordum ki Kutsi demesini bir an şaşırdım. Evet Kutsi buradan şarkıcı Kutsi'ye de selamlar olsun. Ama efendim Kroki'ymiş. Biraz zordu. Biraz zor mu dedik? Harflamadık. R'nin yeri, ben de R'yi başka bir yerde diye düşündüğüm için aslında yakalamakta zorlandım. Ama efendim burada da iki masamıza ne yazık ki bir şey ekleyemedik. Şimdi 2000 liralık puzzle kelimemizi soracağız ama Hakan malum. Yetiştik mi? Yetiştik mi? Ne yazık ki Hakan, yani bulsak da yetişemeyeceğiz ama şunu diyebilirsin. Çok güzel bir yerde yarışmayı tamamladık. Evet. Haluk diyebilirsin ki güzel bir parayla finale yürüyelim. Yürürüz. İkinize de bol şans diliyorum. Bakalım kim yakalayacak efendim? 12 harfli puzzle kelimemiz ekrana geliyor. Bakalım ipucu cümlemiz nasılmış? Buyursunlar. Sudan sebeplere profesyonel çözümler bulan meslek dalı diye sormuşuz. İlk harfimize beraber süremiz başladı. Kimdir onlar? Ne deriz bizim mesleğe? Tesisatçılık. Tesisatçılık olabilir mi? Neden olmasın? 1000 lira daha ekledik ama yetişmedi. Hakan, Victoria ve Sümeyye lütfen sizleri de masaya alalım. Sizlere zaten geleceğiz efendim. Finalde beraberiz. Hakan, neler söyleyeceğiz? Dünya döner, yeri gelir başın döner. Ekmek arası tavuk döner. Biz gider. Gerçekten çok güzeldi. Mustafa Topaloğlu vedasıyla bizlere buradan veda ediyorsunuz. Victoria sen neler söyleyeceksin? Çok güzeldi. Ben çok beğendim oyunu. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Çok eğlendik. Gerçekten çok güzeldi. İyi ki geldin. Şahane bir renk kattınız. Size gerçekten mutluluklar diliyorum. Hayatınızda başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın diyorum sizlere. Bizler Sümeyye ve Haluk'la beraber finalde sizinle beraber olacağız. Bence heyecanlı bir final olacak. Lingo Türkiye final etabıyla devam edecek efendim. Lingo Türkiye'de final etabımızdayız. Çok güzel bir yarış çıkarttınız Haluk ve Sümeyye. Son kısımlar hariç. Evet, yani çok kasa güzeldi. Biraz daha tabii yüksek olabilirdi. Bence hak ettiğiniz onun biraz daha üstüydü kasa ama yine de çok güzel bir yarışma çıkarttınız. Tesisatçılığı yakalardık aslında. Yakalardık ama yakalamak istemedik herhalde. Şimdi asıl yakalamamız gereken kelimeler gelecek. Çünkü efendim Lingo Türkiye'de finaldeyiz. Boşuna demiyoruz Türkiye'nin en çok kazandıran kelime yarışması diye. Sümeyye ve Haluk için 120 saniyemiz olacak. Bu 120 saniyede ilk etapta size 4, 5 ve 6 harfli lingo kelimeler soracağım. Eğer 4 harfli lingo kelimeyi yakalarsak kasamızda 7300 lira vardı. Onun yarısı olan 3650 lira bizim olacak. Çok hızlı yakalayacağımızı düşünüyorum. Hemen akabinde size 5 harfli bir lingo kelime soracağız.
Onu da yakalarsak efendim kasamızda biriktirdiğimiz 7300 lira bizim olacak. Yine hız kesmeyeceğiz. Sonra altı harfli lingo kelime gelecek. Onu da yakalarsak o kasamızdaki 7300 liranın iki katı olan 14600 lira bizim olacak. Burada bir duracağız. Şöyle bir süremize bakacağız. Eğer devam edersek sırada 7 harfli süper lingo kelimemiz olacak ki onun tek başına değeri 50 bin liradır. Bu kelimeyi de bulduğumuz takdirde bugün buradan toplamda ne kadarla gideceğiz Haluk? 64.600. 64.600 lirayla. Özellikle sordum ki rakama hakim miyiz? Ne alacağınızı bana bir gösterin demek istedim. Alır mıyız? Rakam belli oldu. Biz rakamı merak ediyorduk final için. Almaya geldik. İnşallah. İlk dakikadan beri gayet iddialılar. Çok da güzel yarıştılar. Umarım da size 64.600 lirayla buradan uğurlarız. İnşallah. Efendim Haluk ve Sümeyye için o zaman final etabının ilk 4 harfi lingo kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ilk harfiniz neymiş? Buyursunlar. İlk harfimiz İ ve 120 saniyemiz başladı. İğne, İ, yumuşak G, N, E. İğne, hemen deneyelim. İzah, İ-Z-A-H. İzah, İ-Z-A-H. Ne yazık ki? İlim, İ-L, İ-M. İlim, olabilir mi efendim? İlim, güzel bir deneme. L var ama orada değil. İşli. İ-Ş-L-İ. İşli. İ-Ş-L-İ. L orada da değilmiş. Pas. Pas geldi. Hemen cevabı görelim. İdolmuş. Hemen geldi efendim yeni kelimemiz. U ile başlar. Uslu. U-S-L-U. Uslu. Denedik. U doğru yerde. Utku. U-T-K-U. Utku. Hemen deneyelim Utku'yu. Neden olmasın? Gayet güzel. Birazcık zaman kaybettirdi açıkçası. Hı hı. Ama Utku ile beraber en azından elimiz boş gitmeyeceğimizin burada garantisini almış olduk. Kasamızda biriktirdiğimizin yarısı olan 3650 lira şu anda bizde. Bunu 5 ve 6 harflerde daha hızlı bilerek yükselteceğimizden ben eminim. Ben de eminim. 76 ben de eminim. Saniyemiz var. Eminiz eminiz vallahi eminim. 76 saniyemiz var. Hiç fena süre değil. İyi. Çok hızlı bile yapabiliriz ki umarım öyle olur. İnşallah. Hazır mıyız o zaman? Hazırız. Hazırız efendim. Şimdi o zaman Haluk ve Sümeyye için final etabının 5 harfi lingo kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi Ç ve süremiz başladı. Çamur, Ç-A-M-U-R. Çamur, Ç-A-M-U-R. A doğru yerde. Çalık, Ç-A-L-I-K. Çalık, Ç-A-L-I-K. Çakıl, Ç-A-K-I-L. Çakıl olabilir mi efendim? Neden olmasın? Zaten cevap neredeyse gelmişti ikincide. O yüzden sadece kodlamasını bekledim. Güzel oldu. 61 saniye kala 5 harfli kelimeyi de yakalamış olduk. Böylece efendim kasamızda yarışma boyunca biriktirdiğimiz 7300 lira şu anda cebimizde. 61 saniyemiz var Haluk. Benim için bir işaret. 61. Eşim ve annem Trabzonlu. Öyle mi? Ben bu işaretten yürü giderim. Çok da severim Trabzon'u. Buradan selamlar olsun bütün Trabzon'a ve Trabzonlulara. Şimdi bunu bir 10-15 saniye içinde yakalarsak altı harfli lingo kelimeyi bence yürüme ihtimalimiz var gibi. 30 saniye bile kafi bizim için. Hadi deneyelim efendim o zaman. Severim, güzel. Sümeyye sadece gülümsedi. Deneyelim efendim. Gayet güzel. Şimdi o zaman Haluk ve Sümeyye için final etabının 6 harfli lingo kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi M'ymiş. Buyursunlar. Maksat. M-A-K-S-A-T. Maksat. Güzel bir deneme. K var orada değil. Mikser. M-I-K-S-E-R. Mikser. M-I-K-S-E-R. Güzel oldu. Market. M-A-R-K-E-T. Market olabilir mi? İki harf lazım. Mirkep. M-I-R-K-E-P. Mirkep. M-I-R-K-E-P. Mirkep. Maalesef sözlüğümüzde yok mirkep. Merkez olacakmış. Hemen geldi yeni kelimemiz. P ile başlar. Pırasa. P-I-R-S-R-A-S-A. Pırasa. R ve A var. Parlak. P-A-R-L-A-K. Parlak. Olabilir mi efendim parlak? Çok yaklaştık. Yakalarız. Parola.
P-A-R-O-L-A. Parola, deneyelim hemen. A'nın yeri doğruydu. R de var. Gelir mi? Yok, gelmedi maalesef. Pancar. Sevdiden başladık pırasa ama pancar ters geldi. Yani gerçekten aslında yakalayamadığımız iki kelime de evet. Çok evet. Daha yakalanabilir kelimelerdi. Sesli harfler yan yana gelince şaşırttı biraz. Orada birazcık hay Allah noktasındayım. Olmadı, iddiamızı tutturamadık. Mirket, mirket vardı. Evet. Ben pep mirket diye. Tatlı bir hayvan var. Evet, mirket. Onu zannettim. Ama o yüzden bir dikkatle sana baktım, mirket mi diye. Ne yazık ki. Yine olmuyordu tabii de. Bunu yakalatamadık. Sağlık olsun. Aynen. İyi eğlendik, iyi de başladık. Finali yapamadık. Aynen. Ama kaldık, elimizde olmadı. Boş gitmedik. Bunu unutmayalım. Doğru. Efendim, bugünü kazandınız. Zaten bu cepte. Tabii eğlendik. Aynen. Aynı zamanda da 7300 liralık ödülümüzü de kazandık. Tebrik ediyorum sizi. Teşekkürler. Daha iyi olabileceğini ben de düşünüyordum. Evet, bekliyorduk. Sağlık olsun. Aynen. Hepimiz sağlık için. Olsun. Bir saatlik bence güzel bir zaman geçirdik. Çok harikaydı. Evet, teşekkür vallahi ederim. Sizin isteğinizi alalım. Yani biz buraya kardeşimle beraber eğlenmeye geldik. Biraz da kazanalım dedik. Hedeflediğimiz rakamı tutturamasak bile elimizin boş dönmemesi bizim için daha neşeli bir hale getirdi bu yarışmaya katılma sürecini. Memnunum. Dediğim gibi gerçekten eğlendik. Teşekkür ederim her şey için. Biz teşekkür ederiz Sümeyye. Aynen, biz teşekkür ederiz. Hakan Bey sağ olsun zaten taklitleriyle. çok sen güldürdüm. Zaten en çok seni eğlendim. Ben seni her seferinde gördüm yani. Çok enteresandı, güzeldi. Evet, güzeldi. Yani teşekkür ederiz. Demek ki nasipte böylesi varmış. Vallahi gayet güzel. Bu da bir şans. Yalnız ben buradan ekibe de seslenmek istiyorum. Ne olur ne olmaz dikkat edelim. Haluk başka isimlerle tekrar katılabilir. Çünkü deniyor efendim. Başka İyi ki geldiniz. Çok mutlu oldum sizleri tanıdığıma. Çok sağ olun. Daha da iyi olabilirdi ama şimdilik bu kadar oldu. Sevgili seyircilerimiz, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız efendim. Çok seviyorum sizleri. Çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. Yalnız bırakmadığınız için, seyrettiğiniz için hepinize çok teşekkürler. Ama bizden sonra da ana haber var. Oradan devam edelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere.